Kripto piyasası bu aralar çok hareketli. Zaten bunun için birçok proje meydana çıkıyor. Bunların zaten birçoğunu sizlerle paylaşıyorum. Zaten mantıklı olan da bu, öyle değil mi? Ayı sezonunda değil, boğa sezonunda piyasaya çıkmak. Neden? Markette biraz daha çok para var. Yani kendilerine bir hype çekme ve ileride iyi işler yapma olasılıkları artıyor. Şimdi arkadaşlar, bu videoda sosyal medyada çokça defa gördüğüm, gerek YouTube'da, gerek Twitter'da, gerek de Binance Square'de Smart World isimli proje nedir, onun hakkında sizlere bir bilgilendirme vereceğim. Bu proje açıkçası çok detaylı arkadaşlar. Diğer ortaya çıkan yeni projeler gibi mesela bazıları meme olarak ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Yani hiçbir işe yaramıyor. Ancak arkadaşlar benim baktığım kadarıyla bayağı bir işe yarıyor. Yani yeni çözümler üretiyor. İşte arkadaşlar şimdi hep beraber bakacağız. Ancak videoya başlamadan önce videoya bir like verip aşağı küçük bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden Twitter'a geldim. Burada SVGT, yani SVG token isimli bir Twitter hesapları olduğunu görüyorum. Toplamda neredeyse 50 bin takipçi var ve benim takip ettiğim bazı kişiler de takip ediyor. Şimdi arkadaşlar bu SVG'nin, yani Smart World'un iki tane projesi var. Birisi For Life, birisi For Work. Şimdi diyeceksiniz ya tarih bir proje içinde iki tane proje mi olur? Adamlar öyle bir sistem yapmışlar. Bu For Life dediği arkadaşlar genelde ulaşım ve altyapı sorununa çözümler üretiyor. Blockchain tabanlı, yani tokenizasyon tabanlı. Hani bunu bir RWA'lı olarak görebiliriz zaten. Niye? Gerçek hayatta bağlantısı var. İkincisi ise For Work. Bu da arkadaşlar kısacası merkeziyetsiz bir iş bulma platformu olarak düşünebilirsiniz. Yani günümüzde ne var? Mesela Indeed var, öyle değil mi? İnsanlar işlerini buluyor. Ya da mesela freelancer web sitesi var. İşte atıyorum Fiverr mesela ya da Beyonluk. Hani orada bir servis sunarken ya da bir servis alırken aracıya normal olarak para ödüyoruz. İşte arkadaşlar bunun merkeziyetsiz olması sebebiyle komisyon alan web siteleri ortadan kalkıyor. Şimdi arkadaşlar içine girmeden ilk başta web sitesine bakıyorum. Etkileşimleri bana gayet iyi geldi. Mesela şöyle başlayacak olursak, Binance Square'ı biliyorsunuz, burada paylaşımlar yapılıyor blockchain ile alakalı vesaire. Burada zaten siz de görüyorsunuz SVGT ile alakalı birçok paylaşım yapılıyor. Onun yanı sıra arkadaşlar Binance'den ziyade bakın Bybit'te, hani Bybit'te şu anda listeli değil. Zaten token'i piyasaya daha çıkmadı. Ancak arkadaşlar Bybit'te biliyorsunuz burada projeleri çıkmadan önce votlayabiliyorsunuz. Yani insanlar bu proje hakkında ne düşünüyor? Burada insanlar girdiklerinde buluşuyor ya da bearish diye işte burada bir oylama yapabiliyor. Şimdi ben verdiğim için görünmüyor. Ancak mesela şöyle gizli sekme de gösterdim de hani burada insanlar bullish ya da bearish diye seçiyor. Seçtikten sonra burada zaten oranı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar peki bu Smart World ne? Yani hani detaylı olarak bir bakacak olursak hemen burada web sitesine girdim. Web sitesine en başta arkadaşlar burada bir pre-sale ekranı var. Hani burayı şimdilik bir göz ardı edelim. Zaten buraya da geleceğiz. Burada da yazmışlar zaten bizi Binance Square'den takip edin. İşte sertik raporlarımız vesaire var. Aynı zamanda da ICO Holder'dan 4.5'in üzerinde puan almışlar. ICO Holder'da zaten biliyorsunuz arkadaşlar burada puanlıyorlar. Mesela takım diyor, işte product diyor, potansiyel diyor, activity diyor, vision diyor. Hani bunların hepsi toplamda 4.45, yani neredeyse 4.5 puan. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar bir projenin içinde iki tane proje var. For Life dedi, işte blockchain diyor. Burada transportation ve lojistik içinde kullanılacak diyor. For Work de diyor. Burada işte komisyonsuz diyor, insanlar iş bulup çalışabilecek ya da freelancer olarak işlerini halledebilecek. Daha sonra arkadaşlar aşağı indiğimde burada çıktığı bazı haberler var. Zaten bunların bazılarını istiyorsanız size açayım. Mesela arkadaşlar burada açtım Business Insider'da SVGT token hakkında paylaşımlar yapılmış. Bunun yanında da görüyorsunuz mesela Yahoo Finance gibi hani büyük web sitelerinde de haberleri var. Şimdi hemen web sitesinde neler varmış, neler yokmuş onlara bakalım. Burada zaten bundan bahsettik. Binance Square'da işte paylaşımlarını vesaire olduğunu ve ondan sonra arkadaşlar bakın sosyal medyada çok gördüm dedim ya. Ben zaten arkadaşlar genelde araştırma yaparken ya da video izlerken ya da günlük hayatımda işte İngilizceye daha odak olurum. Çünkü arkadaşlar İngilizce dilinde daha çok bilgi bulabiliyorsunuz. Zaten burada da demiş arkadaşlar YouTube'da işte kanallarda paylaşıldı. İşte influencerlar bizden bahsetti. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar FVGT'nin ikiye ayrılmış. İki ayrı proje gibi düşüneceğiz dedik. Birisi ulaşım, birisi altyapı konusunda işte blockchain'i gerçek hayata bir nevi entegre ediyor. İkincisi de arkadaşlar dünyanın ilk %0 komisyonlu bir marketplace'i. Dediğimiz gibi işte freelancer platformu olabilir, iş bulma platformu olabilir. Ve bunun haricinde arkadaşlar şu anda test aşaması oldukları ve iki ülkede gerçek hayatta denedikleri bir tane sistem var. Ona da geleceğiz. O da arkadaşlar bu zaten CNN Business'da yapmış. Bu da ne arkadaşlar? Teleferik gibi ancak havada giden bir otobüs gibi düşünün. Hani bu ulaşım ve altyapı dedik ya. İşte buralarda arkadaşlar blockchain devreye giriyor. Tokenizasyonunu vesaire yapıyorlar. Tabi arkadaşlar bunların olması hemen yarın ya da gelecek ay değil. Hani birazcık zaman alacak. Ancak arkadaşlar şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve bir ülkede daha denenmiş durumda. Hatta şurada hemen basalım izleyelim. Bakın arkadaşlar
arkadaşlar burada bir kablo var ve bir kabin var. Yani havada giden hani bir otobüs gibi, bir teleferik gibi düşünebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar burada Dubai'de çok büyük bir expo'lara katıldığını, India'da katıldıklarını söylemişler. Ve şöyle gittiğimde arkadaşlar bayağı fütüristik bir web sitesi olduğunu görüyoruz. Yani burada aşağı indiğimde adamlar bütün detaylarına kadar yapmışlar. Ve ikincisi de arkadaşlar dediğimiz gibi for work. Yani bu da sıfır komisyonlu bir marketplace. İnsanlar burada iş bulabiliyor ya da servislerini sağlayabiliyor, hizmetlerini alabiliyor. Burada diyor SVGT ile paymentlar olacak diyor. Zaten arkadaşlar tokenin kullanım alanlarından birisi de bu. Ve freelancerlar için işte commission free diyor. Yani %0 komisyon ve no central authority diyor. Bu da decentralized olması, yani merkeziyetsiz olması dolayısıyla. Yani burada dediği arkadaşlar kontrol eden aracı bir firma yok. Bir aşağı indiğimde arkadaşlar burada platformunun demosunu göstermişler, nasıl olacak vesaire. Hemen biraz daha aşağı indim. Peki neden komisyonu kaldırdık demişler. İşte bu herkes için diyor. İşte iyi olması zaten arkadaşlar öyle değil midir? Hani merkeziyetsizlik geldiği zaman, yani blockchain'in zaten amacı o. Hani aracıları ortadan kaldırmak. Mesela bankayı ortadan kaldırmak. Ya da atıyorum komisyon kesen web sitelerini vesaire ortadan kaldırmak. Onun haricinde arkadaşlar aşağı iniyorum. Bir de SVGT airdropları var. Bu airdropta işte 15 bin dolar değerinde SVGT dağıtıyorlarmış. Hani bunun için de Go'ya basıp buradan detaylarını öğrenebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar peki bu token tamam piyasada değil de nasıl piyasaya çıkacakmış? Şu anda ön satışta arkadaşlar. Ancak arkadaşlar şöyle baktığımızda birinci bölümü bitmiş ön satışın. Hani bunlar yeni ön satışlar zaten bölüm bölüm gidiyor. 0.14'ten satılmış ve toplamda 2000'den fazla kişi katılmış. Ve şurada da hemen Etherscan'a girdiğimde arkadaşlar kontrat adresi zaten web sitesinde vesaire de var. Hani burada transaction'ları görebiliyorum. Bu transaction'lara bakıyorum ki arkadaşlar burada hacim dönüyor mu? Yani bir aktivite var mı? Ki olduğunu da görüyoruz. Ve arkadaşlar şimdi phase 2, yani ön satışın ikinci bölümü aktif. Burada da fiyatı aynı durumda. 0.14 dolar civarlarında. Burada listing price 0.17 demişler. Ancak arkadaşlar hiçbir proje geleceği tahmin edemez. Ya ben şu fiyattan listeleneceğim gibi bir şey diyemez. Hani bunlar sadece tahminle kalır. Ancak arkadaşlar şöyle ben projeye baktığımda hani olabilir mi? Olabilir. Zaten uzun vadeli bir proje olduğunu görüyoruz. Ve şöyle geçtiğimde arkadaşlar zaten burada Binance Live'da işte AMA düzenlediler. Sosyal platformlarında zaten sürekli düzenliyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bir airdrop'u olacakmış. Ancak bu airdrop'un nasıl olacağını ben tam olarak bilmiyorum. Eğer zaten ilgileniyorsanız ben aşağı linkini bırakırım. Şurada neredeydi? Şurada Go diyerek bunun detaylarına bakabiliyorsunuz. Ve onun haricinde arkadaşlar peki bu ön satışa katılmak isteyen arkadaşlar nasıl katılacak? İlk başta web sitesine geldiğimizde burada zaten yazıyor. Bir gün 22 saat kaldı diyor. Şu anda arkadaşlar fiyatı diyor 0.14 diyor. Bir sonraki aşamada fiyatı 0.15 olacak. Bu ön satışlarda artık böyle yapıyorlar. Hani part part yapıyorlar. Fiyat gitgide artıyor. Ta ki elindeki tokenlerini bitirene kadar. Peki bunun TGS açılımı vesaire nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar takımın elindeki tokenler 10 ay boyunca kitli olduğunu okudum ben. Ve ondan sonra ön satıştan alım yapanlarda da 1-2 aylık cliff oluyormuş. Cliff dediğimiz ne? 1-2 ay bir ödeme olmuyor. Ondan sonra arkadaşlar parça parça alınıyor. Yani ben ön satışa katıldım. İşte tokenlerimin hepsini aldım. İşte insanlar markete girdi hurra diye hepsini sattı. Bu olay ortada yok. Burada da arkadaşlar ön satıştan alım iki şekilde olabiliyor. Bir login diyerek olabiliyor. Yani burada bir hesap açıyorsunuz. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz vesaire. İkincisi de buradan kolay yoldan olabiliyor. Burada arkadaşlar Ethereum, Bitcoin ve USDT ile yapılabiliyor. Burayı kullanmak için ilk başta bir Metamask'a sahip olmak lazım ve Metamask'ın içinde de bakiye olması lazım. Buradan ne kadarlık almak istediğimi yazdığımda mesela 100 dolar dediğimde 714 tane SVG token veriyormuş. Daha sonra arkadaşlar isteyenler buraya basarak ilerleyebiliyor. Benim açıkçası arkadaşlar uzun vadede bayağı bir hoşuma gitti. Çünkü fokuslandığı iki alanda, yani hani şu ulaşım ve altyapı alanı da tabii arkadaşlar bu Türkiye gibi ülkelerde olması birazcık zor. İlk başta mesela kriptoya yakın ülkeler, yani mesela Dubai'de olabilir. Zaten arkadaşlar oralarda denenmiş, öyle değil mi? İkincisi de arkadaşlar bayağı mantıklı. Mesela Fiverr'da işte insanlar servis alıyor, servis veriyor, birçok komisyon veriyor. Hani bunu ortadan tamamen kaldırıyor. Ancak arkadaşlar bence bu ikisi de birazcık uzun vadeli şeyler. Ben şu anda açıkçası bir aksiyon almıyorum. Ancak takibimde kesinlikle izlemeye aldım. Yaptıklarını, kat ettikleri yolları falan takip edeceğim. Sonra bir karar verilebilir. Ve buradan whitelist'ine baktığımda arkadaşlar burada da siz bakabilirsiniz. Bunları inceleyebilirsiniz. Bayağı detaylı bir whitelist yapmışlar. Yani burada numaralardan tutun arkadaşlar. İlerideki beklentiler mesela 2030'a kadar arkadaşlar bakın burada 4 milyar dolardan 17 milyar dolara gidecek diyor. Yani freelancer marketi arkadaşlar buradaki hacim 4 milyar dolardan 17 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Yani bunun önemini vurguluyorlar. Enteresan açıkçası. Benim için de enteresan. Aşağı bırakırım detaylarına, whitelist'e vesaire oradan bakabilirsiniz. Ve şimdi bir de token ekonomilerine bakalım. Nasıl bir durumdaymış. Burada arkadaşlar tokende bir burn
burning olayı var. Ancak arkadaşlar belli dönemlerde bunlar burn yapılıyor. Yani yakılıyor. Tokenlerin yakılması da biliyorsunuz ileride fiyata olumlu etki sağlayabiliyor. Token distribüsyon da şöyle arkadaşlar. %25'i ekosistem içinde. Bunlar zaten ileride kullanılacak. Advisor'a %5 vermişler. Takıma %15 vermişler. Publi'ye %15. Ve görüyorsunuz arkadaşlar parça parça ötekileri de dağıtmışlar. Burada arkadaşlar detaylarına göre yazıyor. Burada takım mesela diyor ki 10 ay bir cliff var diyor. Yani takımdakiler satamıyor. Daha sonra arkadaşlar burada her ay %20 diyor. Mesela ön satıştan alanlar içinde 1 ay cliff var. 1 ay bir şey vermiyor. 2. ay %10. 3. ay %11. 4. ay %14 vesaire böyle gidiyor. Private sale'de arkadaşlar 2 ay cliff var. Daha sonra %20'den itibaren gidiyor. Public sale'de de arkadaşlar %20'si direkt açılıyor. Daha sonra arkadaşlar 1 ay ara veriyorlar ve daha sonra %10 %10 parça parça gidiyorlar. Yani arkadaşlar bayağı bir detaylı. Ben zaten dediğim gibi linkini aşağı bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar videonun sonunda şunu da söyleyeyim. Bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve videoya eğer bir like bırakıp aşağı küçük bir yorum yaparsanız sevinirim. Kanala da aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.